Bir F-16 savaş uçağı düşünün. Yerde motor testleri yapılıyor. Motor maksimum itiş gücüyle çalışıyor. Ve saniyede tam 11 litre yakıt harcıyor. O uçağı bıraksanız bir anda F-16'yı binlerce fit irtifaya çıkartacak, yüzlerce mat hızla uçmasını sağlayacak bir inanılmaz bir güç. Ve tabii ki yerde bütün önlemler alınmış. İniş takımlarında, lastiklerin önünde takozlar var. Uçağın gövde altında bulunan kanca, yere bağlanmış yani kıpırdamasının pek ihtimal yok. Ama ya kurtulursa? Müzik Geçtiğimiz günlerde Tolgozweb.com sitemizin yazarı Şeref Sezgin enteresan bir kaza kırım haberini bizlerle paylaştı. Şeref Bey amatör bir pilot ama özellikle kaza, kırım konularına çok meraklı. Bu konularla ilgili yaptığı araştırmaları da sitemize zaman zaman yazıyor, sosyal medyadan paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta Vance Aircraft şirketinin ürünü RV6 tipi uçak çok ilginç bir kaza yaşadı. Tecrübeli bir teknisyen uçağın bakımını tamamlamıştı ve motor verilerini yerde görmek üzere uçağın motorunu çalıştırmıştı tam gaz verdikten çok kısa süre sonra uçan fren sistemi devreden çıktı ve RV6 koşturmaya başladı. Teknisyen için yapabilecek tek şey kalmıştı çünkü duramayacaktı. Löwe'yi biraz kendine çekti ve uçağı havalandırdı. Muhtemel tekni teknisyenin çünkü kendisi pilot değil, ilk yalnız uçuşu havalimanı yakınlarında bitti. Acil bir şekilde tren yolu yakınlarına mecbur iniş yaparken uçak takla attı. Allah'tan teknisyen hafif yaralanarak uçağı terk etti. Şeref Sezgin hocamız bu olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra yıllarını uçakla ilaçlama sektörüne vermiş. Bora Ay Yıldız hocamızdan çok güzel bir anı geldi. Bora Hoca canlı yaşayan bir tarih. 1960'larda Vecihi Hürkuş'un uçağıyla uçmuş. Kendisiyle uçma şerefine nail olmuş bir pilotumuz ve gerçekten yıllarını ilaçlama sektörüne vermiş. Bu işin adeta kitabını yazmış bir büyüğümüz. Bora hocamız 1980'de yaşanan bir olayı anlattı bize. O yıllarda Reyhanlı'da ilaçlama işi için gidilmiş, Reyhanlı'da da yoldan bozma bir yerde Pavli tipi bir ilaçlama uçağı var. Teknisyen Nuri Hanaylı uçağın teknisyeni. Uçağa bakım yaptıktan sonra uçağın içine biniyor, motoru çalıştırıyor ve gaz vermeye başlıyor. Ama Reyhanlı çok rüzgarlı. Uçak önden 20-25 nat gibi çok ciddi rüzgar alıyor. Ve tabii ki uçağın tekerleklerin önünde takozlar yok. Bir anda Pawnee tipi uçak fırlıyor ve piste koşturmaya başlıyor. Teknisyen Nuri Hanaylı da panikle Löwe'yi kendine doğru çekiyor. Kalkıştan sonra uçak hemen loop olarak adlandırılan bu takla hareketine başlıyor. Fakat tabii irtifa çok az. Tam loop'un tepe seviyesindeyken çöküşle birlikte Pawnee tipi uçak pistin hemen ilerisindeki pamuk tarlasına vuruyor. Allah'tan Nuri Hanaylı çok şanslı. Uçak kırım geçiriyor ama kendisi hafif yaralı olarak kurtuluyor. Bora hocamızın yazdığına göre teknisyen Nuri Hanaylı bunu bir işaret olarak kabul ediyor ve uçuş eğitimi almaya karar veriyor. Türk Hava Kurumu o yıllarda cüzi bağış yapanlara özel pilot lisansı, PPL olarak adlandırılan Private Pilot License eğitimi veriyor. Kendisi bu bağış yaptıktan sonra PPL eğitimi almaya başlıyor ama... PPL eğitimi sonrasında bu gerçekten çok zor yapılması çok zor. İyi pilotaj gerektiren zirai ilaçlamayı gerçekleştirebilmek çok zor. Öncelikle yasal olarak özel pilot lisansı değil de 200 saate kadar bunu tamamlayıp ticari pilot lisansına sahip olmanız lazım. Nur Uhamerli o yıllarda işte sağda solda uçarak bir şekilde o 200 saatini dolduruyor ve ilaçlama pilotluğu yapmaya başlıyor. Ama tabii yeterli eğitim almadan ne yazık ki 5 yıl sonra da başına bir aksilik geliyor. Adana'dan aldığı uçağı Antalya'ya götürüyor. Antalya'da o zaman eşi, kayınpederi yazdıktalar kendilerini selamlamak üzere alçak uçuş yapmaya başlıyor ama ne yazık ki bu uçuş yüksek gerilim hatlarına uçağının takılmasıyla son buluyor. 1985'te de kendisi bu ne yazık ki elim kazada hayatını kaybediyor. İşte gördüğünüz gibi istemsiz kalkışlar sonrasında teknisyen olan bir pilot ama yüksek gerilim hatlarında biten bir yaşam bir taraftan. İlaçlama pilotluğu gerçekten çok zor. Çok alçaktan yapılan bir uçuş ve minicik tarlalara o ilacı bırakıyorsunuz. Bazen uçaklar işte Adana'nın nemli sıcak havalarına tam yüklü yoldan bozma pistlerden kalkmak durumundalar. Çoğu uçak kırım geçirmiş, çok meşakkatli bir iş. Her tarafta yüksek gerilim hatları var. Mesela yüksek gerilim hatlarının pilotlar, ilaçlama pilotları altlarından geçerler. Uçağın gerçekten sürate sahip olması gerekir. Bazen zamanınız olmaz. Yapılan ufacık bir hata da pilot ne yazık ki bu hatasını canıyla ödemek durumunda kalabilir. Şimdi Türkiye'den bir olayı anlattım size. Bir de İngiltere'den bir olayı anlatmak isterim. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde nükleer bombalar taşımış bir bombardıman uçağı 2009 yılındaki bir havacılık gösterisinde inanılmaz bir tehlike atlattı. Henley Page Victor olarak adlandırılan bu uçak özel bir gösteri imza atacaktı. Gösteri için planlanan öncelikle taksi yapıp pis başına gelmesi burada fotoğrafçılara pilotlar poz verecek arkasından da kalkış yapacaklardı ama uçağın daha tecrübesiz olan ikinci pilotu bir anda gaz kollarını kalkış pozisyonuna yanlışlıkla geçildi ve uçak büyük bir hızla piste ilerlemeye başladı. Ve gerçekten planlanmayan bu kalkış uçakta bulunan çok tecrübeli bir pilot sayesinde kazasız olarak tamam, tamamlanabildi. Ama işte bu görüntüler gerçekten meraklıların akıllarına kazındı. Uçak sadece havacılık gösterilerinde kullanılan bir uçaktı. Bu olay sonrasında İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi de olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve tabii ki bir rapor hazırlandı. Gördüğünüz gibi zaman zaman bu tür yanlışlıkla kalkış olayları gerçekleşebiliyor. Videomuza F-16 ile başladık, F-16 ile bitirelim isterseniz. 1974 yılında yapılan ilk F-16 uçuşunda aslında o uçuş planlanmamıştı. Yerde sadece hızlı taksi denemeleri yapılacaktı. Fakat uçak yanlışlıkla yerden kesilince F-16 ilk uçuşunu yapmış oldu. E, uçaklar üretiminin sonrasında ilk uçuş yapılacaksa yer testleri yapılır. Sonrasında hızlı taksi testleri yapılır. Yani pilot pist başına gelir, gaz kollarını, kollarını veya birden fazla motor varsa uçağın açar. Belirli bir sürete geldiği zaman o gaz kolunu keser ve pist içerisinde pilot uçağı durdurur. Bunlar başarılıysa arkasından ilk uçuş gerçekleştirilir. F-16'da bu yapılacaktı fakat uçak hızlanırken bir anda yerden kesilmesiyle birlikte test pilotu da çok şaşırmıştı. Sonrasında hızlı bir çöküş. Ama test pilotunun hemen durumu kavrayıp uçağı toparlayıp tekrar havalandırmasıyla birlikte F-16 gökyüzüyle kazayla tanışmış oldu. Bu uçuş 6 dakika sürdü. Hemen gelip pilot indi. Arkasından işte yapılan hatalar değerlendirmeler gerçekleştirildi. Gerekli modifikasyonlar yapıldı. Belki o gün kalkışta o kaza olsaydı şu an işte F16'yı başarısız olmuş bir e, uçak programı olarak hatırlayacaktık belki de. Evet, bugünkü videomuzda yanlışlıkla yapılan kalkışları sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya infinitetolgezbek.com mail adresine atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşlarıyla Kanalımıza destek verebilirsiniz ve yeni video yüklendiğinde haberdar olmak için lütfen bildirim tuşunuzu da açmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.